Musa kavmine oldukça kızgın, üzgün olarak döndüğünde onlara beni arkamdan ne kadar kötü temsil ettiniz, Rabbinizin emrini çabuklaştırdınız öyle mi? Dedi. Levhaları bıraktı ve kardeşini başından tutup kendisine doğru çekiyordu. Annem, annem oğlu bu topluluklar beni zayıflattı ve neredeyse beni öldürmeye giriştirdiler. Bari sen düşmanları sevindirecek bir şey yapma ve beni bu zalimler topluluğuyla birlikte kılma, dedi. Musa yalvarıp dedi ki, Rabbim beni kardeşimi bağışla, bizi rahmetine kat, sen merhamet edenlerin en merhametli olanısın. Şüphesiz buzağıyı tanrı edilenlere Rablerinden bir gazap ve dünya hayatında zillet yetişecektir. İşte biz yalan, düzük uyduranları böyle cezalandırırız. Açıklama. Beni bu zalim kavimle bir tutma, beni onlardan biri olarak sayma ifadelerini burada nakletmede Kur'an-ı Kerim Hazreti Harun'u Yahudilerin sürdüğü günah lekesinden arındırıp temizlemiştir. Kitab-ı Mukaddes'e göre onlara Tanrı olarak altından bir buzağı heykeli yapma suçunu Harun aleyhisselam işlemişti. Şöyle ki ve Musa'nın dağdan inmesinin geciktiğini görünce kavmi Harun'un yanında toplandı ve ona dediler ki kalk bize önümüzden gidecek tanrılar yap. Çünkü Musa'ya bizi Mısır'dan çıkaran bu adama ne olduğu bilmiyoruz. Ve Harun onlara dedi. Hanımlarınızın, oğullarınızın ve kızlarınızın kulaklarındaki altın küpeleri söküp çıkarın ve onları bana getirin. Ve bütün kavim mensupları kulaklarındaki altın küpeleri söküp çıkardılar ve onları Harun'a getirdiler. Ve o onları ellerinden aldı ve ona eritilmiş altın külçesine oymacı aletiyle şekil verdi ve ondan dökme bir buzağı yaptı. Ve şöyle